Senteciler Firari Zekeriya Öz'ün talimatıyla Ergenekon soruşturmasında tutuklanmış, sonra da serbest kalmıştı. Avukat Kudrettin Kaya dün Bakırköy'de bir balıkçıda arkadaşlarıyla yemek yerken içeri giren saldırganın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Polis balıkçıdaki suikastin şifrelerini çözmeye çalışıyor. Ünlü davaların avukatı, Ergenekon davası sanığı Kudrettin Kaya, Yeşilköy'de bir balıkçıda düzenlenen suikastla öldürüldü. Avukatı vuran saldırganın yabancı uyruklu olduğu öne sürüldü. 4-5 el civarı ateş etti. Siyah şapka ve boynunda kaşkol vardı. Avukat Kudrettin Kaya akşam saatlerinde Yeşilköy'de bulunan bir balıkçı restorana geldi. İçeri girdi ve akrabalarıyla masaya oturdu, siparişini verdi ve beklemeye başladı. Kudrettin Kaya ve yanındakiler masada yemek yerken içeri bir silahlı saldırgan girdi. Ama o saldırgan yalnız değildi. Saldırganlar iki kişiydi ve mavi bir araçla geldiler. Arabayı sokağın başına park ettiler. Şoför arabada bekledi. Bir kişi ise arabadan indi ve restorana doğru hareket etti. İçeri girdi. Kudrettin Kaya'yı gördü ve ona peş peşe ateş etmeye başladı. Burada herkes yemeğini yerken, eğlenirken bir anda bir silah sesi oldu. Birkaç el silah sesi oldu. Daha sonra işte bir kargaşa ortamı, tek kişiydi. Ya bir tabanca vardı da normal tabanca, yani böyle Uzi falan diye yazılmış. Uzi değil yani. Olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlıkçılar ünlü avukata müdahale etti ama yapacak fazla bir şey kalmamıştı. Yaralı da var ama çok şükür ikisinin durumu da çok iyi. Zaten taburcu oldular. Kudrettin Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Seken mermilerden ikisi ise iki kişi daha yaraladı. Saldırgan hemen geldiği arabaya doğru koştu ve sokağın başında bekleyen arabaya binip olay yerinden uzaklaştı. Kudrettin Kaya ünlü uyuşturucu baronlarının avukatı olarak tanınıyordu. Dönemin Ergenekon savcısı Firari Zekeriya Öz 2010 yılında tutuklanmasını talep etmiş, Kaya bir süre cezaevinde kalmıştı. Kaya, İranlı Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi davasında azmettirici olduğu öne sürülen ismin avukatlığını da yapıyordu. Kaya, dava sürecinde ölüm tehditleri aldığını iddia ediyordu. Balıkçıda düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden avukat Kudrettin Kaya'nın cenazesi yarın toprağa verilecek.